Değerli basın mensupları bugün Hocalı katliamının yıl dönümü. 29 yıl önce Hocalı'da çok büyük bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlık sustu, vicdan sustu. 600'den fazla Azerbaycanlı sivil kardeşimiz Ermenistan'a bağlı birliklerce acımasızca katledildi. Çok büyük acılar yaşandı. Biz bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor. Kardeş Azerbaycan'ın acılarını paylaşıyoruz. Değerli basın mensupları bugün ülkemiz hakikate, liyakate ve adalete düşman bir zihniyetle yönetiliyor. Saray rejimi hakikate düşman çünkü hakikatler beceriksizliklerini yüzlerine vuruyor. Kral çıplak diye bağırıyor. Saray rejimi liyakate düşman çünkü liyakatli kişi doğruları savunur. Liyakatli kişi hakikate, kanuna, milletine ve devletine sadıktır. Saray ve sarayın kibir abidelerine değil. Saray rejimi adalete düşman. Çünkü adaletin, kanunun ve kuralın hakim olduğu yerde keyfi kararlar alınmaz. Alınamaz. Yönetenler, düzgün çalışan adalet terazisinin her an kendilerini tartacağından, hesap vereceklerinden korkarlar. Ama uyaralım. Bozdukları terazi gün gelir onları da tartar. Bugün sürekli patinaj yapıyorsak, ekonomik kriz ve devlet krizi, sağlık krizi her gün daha da derinleşiyorsa, ülke ve millet, millet buhrandaysa, nedenleri işte bu çürük anlayışta aranmalıdır. Bu hakikat düşmanlarının hiç değişmeyen yöntemleri var. Erdoğan'ın şahsı hükümetinin hatalarını sorguladığınızda sorularınızı önce duymazdan geliyorlar. Bakıyorlar olmuyor. Havuz medyası ve troller devreye giriyor. Bilgi kirliliği ile çarpıtmalar başlıyor. O da yetmezse hemen koro halinde hakarete başlıyorlar. Ağza alınmayacak iftiralar, küfür ve kötü sözler dillerinden, kalemlerinden dökülüyor. Ama hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Bu yöntemler artık milletin karnını doyurmuyor. Milletimiz bu bağırış çağrışı dinlemiyor. Derdine derman arıyor. Millet herkesin ne yaptığını biliyor. Kim yanında kim değil görüyor. Bunlara notunu veriyor. Evlerine göndermek için sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olarak Nevşehir'e yaptığımız ziyarette de bunu gördük. Özellikle kırtasiye esnafı, lokanta ve kafe sahipleri çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Okulların kapalı olması kırtasiyecileri, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, lokantacıları, büfecileri vurmuş. Yeme içme sektöründeki esnaf, biz asıl işimizi hafta sonu yapardık. Sokağa çıkma yasakları bizi bitirdi diyorlar. Bir de hafta sonu iş yapan, esnafla aynı malı satan, ucuz alışveriş zincirlerinden çok ciddi şikayetler var. Her sokakta birkaç tane birden açılmaya devam ediyormuş. Pek çok esnaftan duyduğumuz bir başka şikayet de şu. Destek diye bin lira aldık. Ama kira yardımı alamadık. Alsak da zaten bu caddede kira beş bin lira. Kira yardımı 500 lira. E bu ne edecek? Patates üreticisi dertli. Hükümetten umudu kesmişler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin destekleme gibi ürünlerini alıp yardım amaçla millete dağıtmasını istiyorlar. Biz de bunları yapacağımızın taahhüdünü verdik. Fakat genç bir esnafın söyledikleri yaşadıklarımızın adeta özeti gibi iki yumurtayı kırmak mesele haline geldiyse burada yanlış giden bir şey var. Vatandaşın halini görmüyorlar. Sen halka sırtını dönersen halk da sana sırtını döner. Değerli basın mensupları. Hakikat, liyakat ve adaleti bilmeyenlerin kibir kulelerinden, vatandaşın halini görmeyenlerin, milletin sesini duymayanların organize çırtkanlıkları artık hakikatleri gizleyemiyor. Anlattıkları masallar artık karın doyurmuyor. Sıkıntılar artık halının altına sığmıyor. Pis kokular arşa alayı sarıyor. Bu organize çırtkanlığın son örneğini milletimiz adına merkez bankasında buharlaştırılan 128 milyar dolar rezervin hesabını sorarken gördük. E biz bu konunun Aylardır takipçisiyiz, ısrarla soruyoruz. Milletin 128 milyar doları, doları ne oldu? Önce bir duymazdan geldiler. Kulakların üstüne yattılar. Baktılar olmadı. Havuz medyasında sipariş yazılar kaleme alınmaya başladı. O da kesmedi. Bu sefer topyekün saldırıya geçtiler. Biz soruyoruz, soracağız. Milletin 128 milyar doları nerede? E bunu soruyoruz. Etmedikleri hakareti bırakmıyorlar. Elbette kötü söz sahibine aittir. Nihayet sarayın kibirlisi İstanbul İl Kongresi'nde çıktı. Döviz rezervlerini sattık dedi. E bu itiraf önemli. Ancak yeterli değil. Millet 128 milyar doların kime, nasıl, kaçtan satıldığını da öğrenmeli. Bunu açıklamaları gerekiyor. Bunun yerine damadın adını aylardır unutan saray ve şürekası ne olduysa birdenbire damadın yaşadığını hatırlayıverdiler. Ve bu kongre, bu koroya en son Erdoğan da katıldı. 104 gün boyunca damadının adını ağzına almayan Erdoğan, İzmir ve Nevşehir il kongrelerinde Öyle bir damat güzellemesi yaptı ki şaşırdık kaldık. Sarayın kibirli başı ekonomide ne kadar başarı varsa ardında benim damadım var dedi. E, yatırımcılar da eyvah damat geri dönüyor deyip kaçmaya başladı. Dolar bile ne yapacağını şaşırdı. Erdoğan'ın hakikatte bağları o kadar kopmuş ki. Dolar kurunu 4 lira 53 kuruştan alıp, 8 lira 46 kuruşa kimin çıkardığını unutmuş. Damadın göreve başladığında bu ülkede çalışan, işi olan 28 milyon 694 bin kişinin damat görevi bıraktığında 27 milyon 140 bin kişiye düştüğünü görmüyor. Kimin yönetiminde iş güç sahibi bir buçuk milyon yurttaşımız işinden oldu? Kimin yönetiminde bu ülkede işsizlerin sayısı 11 milyonu aştı. Milletimiz işsizlik tsunamisinin altında kimin yönetiminde kaldı? Bu milleti kış gününde sokaklarda soğan patates kuyruklarına, iş kuyruklarına kim soktu? Elbette kayınpeder damat ikilisi. Başarıları buysa Allah milletimizi başarısı, başarısızlıklarından sakınsın. Şimdi bir de yeni moda çıktı. Biz damat diyoruz. Hemen yandaş yorumcular, televizyonlar, kanallar aileyi siyasete karıştırmayın diye akıl vermeye kalkıyorlar. Aileyi siyasete sokan biz değiliz ki. Damadını bakan yapan Erdoğan. Milletimiz bunu görüyor. Devleti şirket gibi yönetmeye kalkan da Erdoğan. Milletimiz bunu da görüyor. Madem damat bu kadar başarılıydı. Bu bohranın ortasında neden görevinden affedildi? Damat bu kadar başarılıysa Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı damadına sormadan neden görevden aldı? Gerçekler ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. Damat görevden ayrılırken halefine devir teslim bile yapamadı. Instagram'dan bir mesaj attı. At izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayreyleye dedi. Sonra da çekti gitti. Cumhuriyet tarihimizde böyle bir olay vaki değil. Gerçi Cumhuriyet tarihimizde ba damadını bakan yapan başbakan ve cumhurbaşkanı da vaki değil. Erdoğan sayesinde milletimiz bunları da gördü. Tek adam vesayet rejiminde Erdoğan'ın şahsım hükümeti nepotizmin, akraba kayırmacılığının kitabını yeniden yazdı. Herkesi kör, alemi sersem sanmasınlar. Bugün ekonomide ne yaşanıyorsa yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla sorumlusu bu ucube rejim ve Erdoğan'ın şahsı hükümetidir. Yok yere buharlaştırılan 128 milyar dolarda tüy bitmedik yetimin hakkı vardır. Millet bunun hesabını sorma görevini bize verdi. Biz de soruyoruz. Milletimizin bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Şimdi yapılması gereken bu 128 milyar doların hangi yöntemle, hangi tarihlerde, kimlere, kaçtan satıldığının açıklanmasıdır. Hukuka ve kuralına uygun yapılan iş saklanmaz. Çiğ yemediyseniz de karnınız ağrımaz. Şimdi bakın daha önce usulüne ve hukuka uygun yapılan müdahale ve döviz satım ihalelerini Merkez Bankası gün gün açıklamış. Dalgalı kur rejiminde döviz piyasasına nasıl müdahale edileceği bellidir. Ya piyasaya doğrudan müdahale edersiniz ya da ihale yöntemiyle döviz alıp satarsınız. Merkez Bankası daha önce de döviz piyasasına doğrudan müdahale etti. Döviz aldı, döviz sattı. Müdahaleleri en geç 15 gün sonra, evet, bildirmeden sürpriz olsun diye yaptı ama 15 gün sonra da nasıl müdahale ettiğini kamuoyuna açıklamış. En son döviz müdahale, döviz satım müdahalesi de 23 Ocak 2014'te yapılmış. En son döviz satım ihalesi ise o da burada 27 Nisan 2016'da. Ama bu tarihten sonra döviz piyasasına yapılan müdahalelere ilişkin hiçbir kayıt yok. Anlaşılan FETÖ'nün hain darbe girişine Allah'ın bir lütfu diyen sadece Erdoğan değil. Merkez Bankası da bunu Allah'ın lütfu saymış, bilgilerin üstüne yatmış. Neyi, neyi saklıyorsunuz? Bunu hepimiz öğrenmek istiyoruz yapılan işlemler hukuka uygunsa, saklanacak bir şey yoksa, ne kadar sattınız, kaçtan sattınız, kime sattınız, bunu gün gün açıklamanız lazım. Tekrar ediyorum. Çiğ yemediyseniz karnınız ağrımaz, biliyoruz. Erdoğan'ın şahsı hükümeti adalete düşman, kanunlardan, kurallardan hoşlanmıyor. Ama bir yandan da saray ve şürekası yapılan işlem kanuna, hukuka uygun diye bar bar bağırıyor. E şimdi ben de buradan soruyorum. Merkez Bankası kanunun 22. maddesine göre ülkemizin altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespitiyle gerekli düzenlemelerin yapılması banka meclisinin görev ve yetkisindedir. Ülkemizin 128 milyar dolar rezervi bir yıldan kısa bir sürede satılmış. Bugüne kadar böyle agresif bir rezerv satışı yok. Bunu Merkez Bankası Banka Meclisi'nin belirlediği hangi usul ve esaslara göre yaptı? Açıklayın. Yoksa bu satışlar bankada bir başkan yardımcısının piyasa tüccarı yaklaşımıyla belirlediği usul, usul ve esaslara göre mi yapıldı? Bu başkan yardımcısı halen görevde mi? Biz tüm bu sorulara kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, gırtlağınızı patlatmadan, hakaret etmeden cevap vermenizi bekliyoruz. Rezer demişken, Merkez Bankası 19 Şubat itibariyle Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu yayımladı. Bu tablo uluslararası kuruluşlara da sunulan, uluslararası standartlarda bir tablo olduğu için önemli. Buna göre 19 Şubat itibariyle, Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlığı 94 milyar dolar. Merkez Bankası'nın döviz yükümlülüğü ise 194 milyar dolar. 134 milyar dolar. Yani Merkez Bankası'nın döviz borcu döviz varlığından 40 milyar dolar daha fazla. Kasadaki döviz varlığı döviz borcuna yetmiyor. Rezervler eksi 40. Oysa 2018'de bu ucube rejim iş başına geldiğinde Merkez Bankası kasasında net 31 milyar dolar artı rezerv vardı. Eksi 40 değil artı. Şuraya dahi baktığımızda sene içinde alınan satılanları göstermediğimizde iki buçuk yılda 71 milyar dolar eridiği ortada. Net rezervlere başka bir tablodan da bakalım. Merkez Bankası'nın günlük bilançosundan bakalım. Orada durum daha da vahim. 19 Şubat itibariyle swap yükümlülüklerine dikkate almadan Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 1,4 milyar dolar. E buna bir de 52,4 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın swap yükümlülüklerini eklersek net rezervler eksi 54 milyar dolara dayanıyor. Yani nereden bakarsanız bakın. Hangi tanımla bakarsanız bakın. Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervlerini yemişler, bitirmişler. Bıraktık kamunun ekonominin döviz yükümlülüğünü karşılamayı. Merkez Bankası'nın kasasındaki dövizler kendi borcunu dahi karşılayamıyor. Ülkeyi 70 sente muhtaç hale getirmişler. Kayınpeder ve damadın Merkez Bankası kasasında sebep olduğu bu büyük açığının yamanması yıllarımızı alacak maalesef. Ve milletimiz de bunun için çok büyük bedeller ödemek durumunda olacak. Dövizin fiyatı arttıkça faize yüklenecekler. Milletimiz yüksek faiz altında, tefeci faizi altında inim inim inliyor, inleyecek. Bugün yüzde on yedi seviyesine çıkan politika faiziyle 3 ayda dünya üzerinde en yüksek faiz veren 10 ülkeden biri olduk. Döviz kurunda yaşanan son oynamalar sıcak para baronlarının yeni bir faiz artışı istediğini gösteriyor. Dün gece dolar kuru yeniden 7 lira 40 kuruşu aştı. Muzam karşılıklarda iki puanlık artış sıcak para baronlarını ikna etmeye yetmedi. Aksine tedirgin etti. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın Mart ayında reformlar geliyor. 2021 reform yılı vaatlerine de artık yatırımcıların karnı doydu. 90 gündür neyi bekliyorsunuz? 100 gündür ağızlarda bir reform sakızı çiğneyip duruyorlar. Anlaşılan ülkeyi 19 yıldır yönetenler şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Tabii Türk lirasının değerini korumaya da faizler yetmiyor. Arttıkça artması gerekiyor. Ortada icraat yok. Tek yapabilecekleri faize yüklenmek. Şemsi Tebrizi'nin dediği gibi hakikat iki kişiye muhtaçtır. Biri onu dillendiren, diğeri, diğeri de onu anlayan. Biz hep hakikatleri dillendirmeye devam edeceğiz. Erdoğan anlamasa da milletimiz bizi gayet iyi anlıyor. Çünkü sıkıntıyı milletimiz çekiyor. Bugün ülke ekonomisinde yaşadığımız pek çok sıkıntının nedeni Sayın Erdoğan'ın ekonomiden bir haber olmasıdır. Finansal ekonomi zannediyor. Ama bunun bedelini milletimiz çok ağır ödüyor. Faiz sebep enflasyon neticedir diyerek bir kuru inat uğruna milletin 128 milyar dolarını yok yere çarçur etti. Kerameti kendinden menkul bu iddiası için faizleri enflasyonun altında tuttu. Parası olan dövize koşunca arka kapıdan döviz rezervlerini sattırdı. Bir de salgında doğrudan destek vermek yerine kamu bankaları eliyle kredileri de şişirdi, döviz talebini daha da arttırdı. O zannediyordu ki kriz derinleşmeyecek. Daha önce yaptığı gibi kriz ekonomiye teğet geçer diye düşündü. Ekonomide yaptığı hataları halının altına bu suretle süpürebileceğini zannetti. Ama halının altında artık yer yok. Yer kalmadı. Millet borç batağında çırpınırken cari açık yeniden pik yaptı. 2020'de milli gelirin yüzde beşi kadar cari açık verdik. Şu salgın döneminde ve yok günümüzde kendi çiftçimize, esnafımıza, kobimize, işçimize destek olamadık. Ama elin çiftçisine, esnafına, sanayicisine, işçisine 257 milyar lira para ödedik. Erdoğan'ın şahsım hükümetinin tüm salgın boyunca verdiği doğrudan gelir desteği, vatandaşa verdiği doğrudan gelir desteği ise sadece 53 milyar lira. Tekrar ediyorum. Yabancı ülkelerin vatandaşlarına 257 milyar lira, milletimize 53 milyar lira. Şu salgın döneminde Mehmet'e, Ayşe'ye bir verdilerse, David'e, Elizabeth'e beş verdiler. Biz bu hükümete el iyisi diye boşa demiyoruz. Üstelik bu dövizleri ele dağıtırken aman döviz de pahalanmasın diye Merkez Bankası'nın kasasındaki yedek akçeleri, bankanın karını, milletin 128 milyar dolarını har vurdular, arman savurdular. Başka ülkelerin vatandaşlarına 37 milyar dolar yani 257 milyar lira verdiler. Tekrarlıyorum cari açıkla. Bizim esnafımızın, bizim çiftçimizin, bizim kobimizin, bizim işçimizin derdine ise Derman olmadılar. Merkez Bankası kasasını tam takır ettiler. Milletimizi yüksek faizle değersiz değersiz Türk lirası arasına sıkıştırdılar. 40 satırla 40 katır arasında bıraktılar. Erdoğan'ın şahsım rejiminin hakikatle liyakat hakikate liyakate ve adalete düşmanlığı bugün güzel güzelim ülkemizi perişan etti. Ülke yönetilmiyor. Cumhurbaşkanının söylediklerine AK Parti Genel Başkanı uymuyor. Bakın salgında lokantalar, restoranlar, kafeler kapalı. Kırtasiyeciler, okul servisçileri iş yapamıyor. Bu esnaflarımız aldığınız kararlara uymak için büyük fedakarlıklara katlandı. Halen de katlanıyorlar. Esnaf normalleşmek için sizin gözünüzün içine bakıyor. Millet canıyla Erdoğan şahsım rejimine ihtarname çekiyor. Ama bunlar ülkede hiç bunlar yaşanmazmış gibi lebalep doldurdukları salonlarda şarkılı, türkülü kongreler yapmaya devam ediyorlar. E tabi ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Erdoğan salonları lebalep doldurttuğu partililerine teşekkür ederse Hatay'da AK Parti gençlik kolları da işte bunları yapar. görüntülere bakar mısınız? Çalgılar, cengiler, davullar, zurnalar, oynamalar, zıplamalar, deve güreşleri. Eğlence gırla gidiyor. Şu yaptıkları dükkanını kapattıkları esnaflara ayıptır. Aylardır tebdirli davranan milletimize yazıktır. Şu gençlere bu virüsün bu şekilde yayılmasına izin vermek çok büyük günahtır. Millet kabusu yaşarken AK Partililer anlaşılan rüyada yaşıyor. Milletimizin çocukları salgında hayata tutunmak için uğraşıyorlar. Dün kuryeci gençlerimiz partimizdeydi. Şimdi kurye dağıtan gençlerimizin sözlerini bir izleyelim. Sıkıntısı olan bütün vatandaşların e sesi olmak bizim görevimiz. Vatandaş salgın döneminde evde kalırken onlar dışarıda motorların üstünde ekmeğini kazanmanın peşindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kuryeleri CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Pandemi döneminde iş yükü artan kuryeler sesleneceği CHP Genel Merkezi'nden duyurmaya çalıştı. Türkiye geneli 900 bine yakın kurye var. Sadece 100 bini kayıt altında. Pandemi döneminde işsizliği arttırması sebebiyle e, gelen bu mesleği yapar oldu altına bir motosiklet alan, ehliyetsiz, evraksız, kayıtsız, çalışır ve günlük yömeğiyle evlerine ekmek götürür oldu. Motorlarının üzerinde sipariş yetiştirmeye çalışan kuryelerin hayati tehlikeyle burun buruna çalıştıklarına dikkat çekildi. Rakamlar da o tehlikeyi doğrular nitelikteydi. 9 Mart'tan bugüne 187 kurye kaybettik. Yemek şirketlerinin kullandığı sistemlerde 30 dakika puanlama gibi İnsanların işini kaybetme korkusundan bu hız mücadelesi daha da kaybettik. 19 yaşında bir çocuk. Evet. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba'nın düzenlediği bu toplantıda bu gencecik çocuklar bunları söylüyor. İki ayrı Türkiye var. Bir tarafta debdebe, çalgı, çengi, diğer tarafta yoksulluk ve yaşam mücadelesi. Sana yasak, bana yasal diyerek salgınla nasıl mücadele edilir? Edilmiyor da zaten. Günlük vaka sayıları yeniden 10 binlere yaklaşıyor. Sayılar patladı gidiyor. Bu şekilde normalleşmeyi nasıl konuşacağız? Mart geldi kapıya dayandı bile. Normalleşmede gecikilecek her günün hem can kaybı hem de ekonomik faturası var. Ama saray bunların farkında değil sanki. Topluma iyi örnek olacaklarına millete veriyorlar talkını, kendileri yutuyorlar salkımı. Tekrar söylüyorum. Bu salgının hızlanmasında tek bir sorumlu var. O da kongre salonlarına doldurduğu partilerin üzerinden siyaseten yeniden belini doğrultacağını sanan Erdoğan. Bu arada Sağlık Bakanı'nın dün yaptığı açıklamaları da yadırgadık. Dünkü açıklamalardan özellikle aşıyla ilgili açıklamalardan ne biz ne de milletimiz hiçbir şey anlamadı. Damat galiba at izi, at izi it izine karıştı derken haklıymış. Saray kabinesinde davul kimin belinde, tokmak kimin elinde artık belli değil. Devlet krizi işte tam da budur. Sayın Sağlık Bakanı Çin'den gelen bir milyon doz aşının ücretsiz olduğunu gösteren beyannameyi kabul eden bakan kim onu bir söylesin. Beyanname burada. Bu aşılara 12 dolar aşı başına 12 dolar ödedim diye fatura kesen ve 12 milyon dolar ödeyen devlet malzeme ofisinden sorumlu bakan kim? Hazine ve Maliye Bakanı bu sorulara cevap vermesi gereken bu bakan. Soruyorum buradan. Size bu açıklamayı kim yaptırdı Sayın Sağlık Bakanı? Anlaşılıyor ki kabinede, sarayda sizi yemek isteyenler var. Bizim sorumuz gayet açık. Gümrükten ücretsiz gelen 1 milyon doz aşıya Devlet Malzeme Ofisi 12 milyon dolar ödediyse bu 12 milyon dolar kime gitti? Bunlar öyle ticari sır falan diyerek saklayamazsınız. Aşişi alan devlet malzeme ofisi gümrük beyannamesini kabul eden de gümrükler genel müdürlüğünün müsteşarlığının bağlı olduğu e, gümrük gümrük idaresinin bağlı olduğu ticaret bakanı. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Kim yanında kim değil biliyor. Bunlara notunu veriyor. Bunların millete verecekleri hiçbir şey kalmadı sözleri tükendi. Kes yapıştır konuşmalara konuşmalara kaldılar. Metal yorgunular. Milatlarını doldurdular. Millete hizmet edemiyorlar. Milletin derdine derman olamıyorlar. Şahsım hükümetinin beyin ölümü gerçekleşti. Artık fişi çekip bu çaresizliğe son vermesi için milletin hakemliğine gitme vaktidir. Seçim sandığını milletin huzuruna getirin. Milletle daha fazla inatlaşmayın. Rahmetli Osman Bölükbaşı ne diyor? Zengini hayırsız evlat, siyasetçiyi kuru inat bitirir. Bu da kulaklarına küpe olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. İlk soru Fox TV tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Dün e, Sağlık Bakanı'na kapalı salonlarda kalabalık kongreler soruldu. Sağlık Bakanı koca, vatandaşları salgının bulaşı arttırdığı için kapalı salonlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Ve devamında, daha fazla bir şey dersem fazla olacak dedi. Sağlık Bakanı'nın fazla olacak sözlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere bu konuda Sayın Bakanı'nın söylediği, söyleyeceği hiçbir şey yapacağı hiçbir uyarı fazla olmaz. Esas fazla olan esnafa dükkanını kapat derken, çocuklar okula gidemezken, insanlar hafta sonu sokağa çıkamazken, kabinesinde bulunduğu Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı olduğu AK Parti'nin kongrelerindeki görüntülerdir. Bu görüntüler milletimizin vicdanını dağılıyor. milletimiz milletimizin şahsım hükümetine sandıkta dersini verme konusundaki sabırsızlığını her geçen gün biraz daha arttırıyor. Evet. Efendim Kanal 7, ATV ve CNN Türk tarafından gönderilen bir ortak soru var. Soru şöyle. Millet İttifakı'nın ortaklarından İyi Parti'nin HDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına evet deme kararına ne diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrı ne olacak? Ayrıca devlete karşı işlenen suçların öne çekilerek ele alınması da gündemde. Sizin bu konudaki yorumunuz nasıl olur? Her partinin kendine has bir tavrı olması normaldir. Ama anayasamızın 83. maddesine göre siyasi partilerin bu konuda bir grup kararı alması da mümkün değildir. Ama bu çerçevede yapılan uygulamalara konuşmalara baktığımızda devlet krizinin nasıl vahim bir boyuta ulaştığı görülmektedir. Bir ülke düşünün. Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisinin genel başkanı. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan partinin genel başkanı bağımsız mahkemelere her türlü talimatı verebiliyor. Fezlekeleri meclise gönderin. Kararı şöyle yazın diyebiliyor. Çünkü hakimi de savcıyı da sonuçta o atıyor. Genel Başkanımıza tazminat cezasını bozan milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun cezasını bozan hakimlerin özel bir kararnameyle nasıl görevler görevlerinden alındığını biz hala unutmadık. Diğer taraftan aynı Cumhurbaşkanı partisinin milletvekillerini de kendisi belirliyor zaten. Ondan sonra da anayasa grup kararı alamazsın demesine rağmen kendi belirlediği milletvekillerine talimat veriyor. Hani bu en sert kuvvetler ayrılığı olacaktı bu yeni rejimde? Ne diyor? Fezdikemes meclise gelince milletvekillerinin elleri hemen iner kalkar diyor. Şuraya bakın. Bu milletvekillerinin kendi iradesi yok mu? Bu bu millet iradesine nasıl bir saygısızlık? arkadaşlar bu ucu ucube rejimde kuvvetler ayrılığının olmadığını gösteren en müşahhas olaylardan biri de budur. Tek kişinin ağzından çıkacak sözlerle milli iradenin ve milletvekilinin kaderine karar veriliyor. Böyle bir ortamda adalet tecelli edebilir mi? Kökleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nde olan genel başkanı her şeyden önce hak hukuk adalet diyen ve İstanbul'dan Ankara'ya Ankara'dan İstanbul'a yürüyen hak hukuk adalet için partimizin bu vesayet rejimi karşısında hangi partiden olursa olsun milletvekilinin dokunulmazlığının korunmasının önemli olduğunu düşünmek görüşü önemli olduğudur bu milletin iradesini milletvekillerinin kaderini Tayyip Erdoğan'ın kibrine ve zulmüne emanet edemeyiz. Efendim, KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Garadaki 13 şehidin ardından iktidar HDP'yi hedef aldı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ise çözüm sürecinde neler vaat edildi açıklayacağız dedi. Sizin bu açıklamaya ve bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Evet konuşmamda da söyledim. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Gerçekler, bu gerçekler hiçbir şekilde gizli kalmamalıdır. Bugüne kadar neden beklemişler? Bir an önce herkes bildiğini açıklamalıdır. Teşekkür ediyorum.